Biz tarihimizde hep beraber yaşadık, bir arada yaşadık, sevgi ve saygı içerisinde yaşadık. Tolerans, hoşgörü bizim kültürümüzün temel değerleridir. Bizim genlerimize işlemiştir. Şimdi bugün bunu farklı bir şekilde belirli hedefler için kullananlar bizi temsil etmezler. Biz bir bütünüz, biriz. Ve burada bu birliğin, bu manevi varlığın, bu manevi bağın, rabıtanın en büyük tezahürünü Hacı Bektaş-ı Veli'nin huzurunda hissediyoruz. Hacı Bektaş-ı Veli bu devletin kurucularındandır. Bu toplumun pirlerindendir. Horasan erlerinin getirdikleri Orta Asya'dan Türk değerlerinin Anadolu'daki sentezini yapan isimdir. Onun için onun huzurunda saygıyla eğiliyorum. Ve ben burada bu mücadeleyi, bu demokrasi mücadelesini, Türkiye'de demokrasi mücadelesi yeniden başlıyor arkadaşlar. Bir dizayn meselesi değil, bir kadronun, siyasi kadronun Türkiye'yi istediği gibi onlarca yıllar dizayn etmesi değil. Bu artık halkın yeniden yeter söz milletin kavgasıdır. Bu kavga medeni bir mücadele şeklinde devam edecektir. Öfkeli, ötekileştiren, tepeden bakan, kibirle muamele eden bir kavga değildir. Bunun adı kavga değildir. Bunun adı Çelebice mücadeledir. Bunun adı insan hak ve hürriyetlerine daha saygılı olmaktır. Türkiye'nin çıtasını yükseltmektir. Türkiye'nin hedefi olan Avrupa Birliği'ne tam üyeliktir. Ve bu da ancak Avrupa normlarıyla olur. Avrupa normlarında gücün tekelleşmesi yoktur. Avrupa normlarında kuvvetler ayrılığı vardır. Avrupa normlarında insan hak ve hürriyetleri en kamil şekilde vardır. Ve bu normlar, bu evrensel deklarasyonlardaki değerler bizim İslam medeniyetiyle, kültürümüzle bağdaşır medeniyetlerdir. Bizde tahakküm yoktur. Bizde kibir yoktur. Bizde tevazu vardır. İşte Erenlerin bize öğrettiği tevazudur. Kuzeyden, güneyden, doğudan. Ama bu topraklar bin senedir Türklerindir. Türk milletinindir. Türk devletinindir. Bu 10 asırlık, 1000 senelik tarihte Selçuklu Devleti, Osmanlı Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yaşamıştır. Ve bu varlığın sebebi büyük kumandanlar, gaziler, fatihler, sultanlar sırf değil. Bu birliğin, bu 1000 senelik beraberliğin, devamlılığın ve bu topraklara, köklere kadar, derinliklere kadar salınmış köklerin sebebi işte Hacı Bayram Veli gibi, Hacı Bektaş Veli gibi, Mevlana Celaleddin Rumi gibi, Yunus Emre gibi bizim erenlerimiz, bizim evliyalarımız, bizim manevi dünyamızın mimarları, bu toprakları toprak yapan, bu toprakların manevi fatihleri. Onun için buraya gelmek benim için en büyük vazifeydi, en büyük görev anlayışıydı.